Efendim? Ceyda merhaba. Gidiyoruz biz. Bir teşekkür etmek istedim. Seni de göremedim. Ya canım benim biraz başım ağrıdı da. Yani baktım sizin de işiniz uzayacak gibi. O yüzden kaçtım. Yani bu arada sana çok teşekkür ederim. Bu program gerçekten restoran için çok iyi olacak. Gerçi çektik ama umarım mekanı da kapamazlar. Ya hallederler borç işini. Ne? Ne borcu? Bir dakika ya sen ne diyorsun? Ne borcu? Aa Ceyda sen misin? Melia teyze içeride mi? Çağırayım hemen dur. Aa yavrum. Gelsene kızım içeri. Ay Melia teyze yani duyar duymaz çıkıp geldim ben. Nasıl üzüldüm anlatamam. Ne oldu ki? Aa, hayırdır? Ay sizin haberiniz yok mu? Kötü bir şey yok. Sinan'a bir şey oldu evladım. Yavrum. Hayır yok canım öyle bir şey değil. Sinan gayet iyi de yani. Necmi'ye mi kıydın? Ay hayır canım onunla da alakası yok da yani. Ya böyle şey de anneden saklanmaz ki. Nasıl olsa öğreneceksiniz de. Öyle evladım söyle şunu. Melia teyze dükkan elden gidiyor. Haciz gelmiş bunlar borcu falan ödeyememişler. Ya. Tankut yavrum. Annem bunu duymamalı. Ne de çok üzülecek. Tankut! Anne! Duyduklarım doğru mu? Bak, sen sakın şey yapma tamam mı? Üzme kendini ben halledeceğim. Başıma gelenler, başıma gelenler gitti demek ki. Hayır, hayır. Bak, anne sakin ol. Tansiyonum. Yavrum, dükkan gitti elden. Dükkan gitti. Sen bana tansiyon diyorsun hala. Anneciğim, bir şeyin elden gittiği yok. Bak, söz sana. Ben bulacağım o parayı. Nasıl bulacaksın bir tane? Bulsa şimdiye kadar çoktan bulurdun. Dükkana haciz geldi, baksana. Sen bana demedin mi? Biz her şeyi tarttık, biçtik. Hiç sıkılmadan, hiç sıkışmadan, zorlanmadan halledeceğiz bunu demedim mi yavrum? Bak daha yolun başındasınız. Kaç gün oldu bu dükkan açılalı. Haciz geldi yavrum bitti. Dükkan gitti annem. Melia teyze. Sinan'ın hiçbir suçu yok. Abi anlatacağım. Parayı ben yatıracaktım. Sonra da, yani nasıl olduysa artık basireti mi bağlandı nedir bilmiyorum. Parayı Necip abiye verdim. Para yatmamış. Necip abi de para vardı. Ortada yok. Gitti. Anne. Anne sakin ol. Gitti. Anne tamam. Gitti. Anne sakin ol. Sakin falan oğlum gitti anlamıyor musun? Lanet olasıca. Evimize girdiği günden beri kuruttu aileyi, kuruttu aileyi, kuruttu. Anne sakin ol anne. Anne sakin ol. Ay böyle damat olmaz olsun. Alo. Alo baba. Nasıl yaptın ki bunu? Bizim için yaptım be Havva. Olmasaydı be Necip. Olmasaydı keşke. Bizim için yaptım ama tamam. O gene olmaz. Darıyor değil mi? Anne tamam. Ver şu telefonu. Bağırmayın Havva'ya. Benim suçum hepsi. Kapattım ben telefonu, kapattım. Yalan! Ver diyorum. Yalan söyleme. Anne yeter. Anlamıyor musun? Bitirdim işi. Nasıl bitirebilir ya? Ha? O kadar kolay mı bizi bitirmek? Hiç mi haliniz yok? Bu kadar mı nefesimiz? Burası kadar mıyız biz ha? Burası gidecek. Biz de biteceğiz öyle mi? İlk defa mı batıyoruz anne? Ben 4. sınıfta tıp fakültesini bıraktım. Bir kere dönüp arkama baktın mı? Bir kere adını ağzıma aldım mı anne?
Ben ilkokul 2'ye gidiyordum, hatırlasana. Babam dükkanı kapatmak zorunda kalmıştı. O zaman da mı bittik? Ha? Hayır. Daha çok sarıldık birbirimize. Evet, belki bir dükkanımız yoktu ama her yer bizim dükkanımız oldu. Gece seyyar köfteye çıktık, hatırlasana. İlk çıraklığımdı benim o arabada yaptığım. Ben o arabada sevdim bu mesleği. Evet, şimdi 5 günüm var. Elimden geleni yapacağım. Ama baktım olmadı. Beni buraya bağlayan tek bir şey var. İşte o. Babam. Ustam. Alırım onu. Giderim bu sokağın başına, seyyarımı kurarım. Belki İstanbul'un en iyi lokantası olmaz ama en iyi seyyar olması için elimden geleni yaparım. Tamam bir tanem. Benim senden yana hiçbir kuşkum yok ki Tankut'um. Senin hepsini kırdılar yavrum. Hepsini kırdılar çocuğum senin. Söndürdüler canım. Sen merak etme. Daha hiçbir şey bitmedi anne. Hiçbir şey bitmedi. Canım. Her şeyi duydunuz. Artık her şeyi biliyorsunuz. Bu 5 gün içinde elimden geleni yapacağım. Ama durum ortada. Gitmek isteyen olursa neden gidiyorsun diye soramam. Ama kalanlar şunu bilsin ki artık eskisinden de fazla çalışacaksınız. O yüzden giden de kalan da şimdiden versin kararını. Kalıyoruz. Yani kalırız değil mi arkadaşlar? Tabii kalıyoruz. Beni zaten kovsan da ben gitmem oğlum artık. Önce abimsin sonra şefim. İnsan abisini satar mı ya? Tabii ki kalıyoruz. Buradayız. Sonuna kadar yanındayız şef. İşte bu. Güzel. O zaman herkes işinin başına. Akşam servisi için hazırlıklara başlayın. Marş marş! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.